Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Yazıyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar kasabalıya müjdeli haberi verdi. Nevşehir'in en gelişmiş kasabalar arasında bulunan Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıyük kasabası için dev bir yatırım daha göründü. Yıllardır büyük ihtiyaç olarak bakılan kapalı pazar yeri için düğmeye basıldı. Kasabanın tam göbeğinde oluşturulan bu projenin tanıtım figürünü ise Belediye Başkanı Cengiz Çavdar sosyal medya hesaplarından yayınladı. Oldukça şık ve kaliteli bir tasarımı bulunan bu dev proje hakkında görüşlerini dile getiren Başkan Çavdar, kapalı pazar yeri ihalesi için projelerimiz tamamlanmıştır. Kasaba halkımıza daha kaliteli, temiz ve hijyen bir çevre kurmak için pazar yerimizi en yakın zamanda tamamlayacağız. Tüm kasaba halkımıza hayırlı olsun dedi. Bu açıklamaların ardından kasabalığı bir heyecan sardı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOK Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın makam aracı oldu. Türkiye'nin ilk yerli elektrik aracı olan TOK geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarak vatandaşlara tanıtıldı. Bu süreçte illerde merak konusu haline gelen bu yerli araç nihayet Nevşehir sokaklarında gezmeye başladı. Üstelik Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın makam aracı oldu. Nevşehir Belediyesi'nin 50 TOK 050 plakalı makam aracının tanıtım lansmanı yapıldı. Lansmana ise Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemik Kıran, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili İş İnsanı Habil Uluer ve vatandaşlar katılım sağladı. Nevşehir Belediyesi önüne getirilen TOK'un Kapadokya rengine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran şu açıklamalarda bulundu. Şimdi her şey noktasında ben hatırlıyorsunuz TOK'u Nevşehir'de sergilediğimizde de aynı şeyi söylemiştim. TOK aslında bir simge. Türk insanının yapabileceğini, başarabileceğini gösteren bir simge. Birçok alanda olduğu gibi teknolojik gelişmeler yaşadık ülkemizde. Savunma sanayimiz başta olmak üzere ve TOK da bunların bir nişanesi oldu. Ve yine renk tercihleri arasında da Kapadokya ismiyle bir renk olması da bizi çok mutlu etmişti. Belediyemiz olarak girişimlere başladık. Kapadokya renginde başka renk olmazdı. Bir TOK aracını belediyemize kazandırmak için girişimlere başlamıştık. Pazartesi gün Devlet Malzeme Ofisi'nden bilgi geldi. Bu girişimlerimizin sonuç verdiğiyle ilgili biz de hemen işlemlerini tamamlayıp dün akşam getirdik şehrimize. Şehrimize hayırlı olsun. Türk insanının, Türkiye'nin neler başarabileceğini simgeleyen bir aracı, üstelik Kapadokya rengiyle şehrimize kazandırmak bizi çok mutlu etti. Bundan sonra da şehrimize daha büyük şeyler kazandırmaya devam edeceğiz. Hep söylüyoruz, Türkiye içinde, Nevşehir içinde yeni bir yüzyıl başlıyor. Türkiye yüzyılı, Nevşehir yüzyılı diyoruz. Bunun bir söylemden ibaret olmadığını da inşallah hep birlikte göreceğiz, göstereceğiz çalışmalarımızla. Sizlere de teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için. Nevşehir bize aynı olsun. Tabii şarj istasyonlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Şehrin farklı bölgelerine hem belediyemizin öncülük ettiği hem özel firmaların, diğer kurumların öncülük ettiği şarj istasyonları çalışmaları var. Bir tane de belediyemizin hizmet binasıyla başkanlık binasının arasına kuracağız biz. Bununla ilgili de çalışmalar var. Hızla Nevşehir'de şarj istasyonları yaygınlaşacak. Kamu kuruluşu olarak biz ilkiz. Ancak kuradan çıkan bir vatandaşımız var. Nevşehir'in ilk topu, o da Kapadokya renginde. Hatta biz bu iş sonuçlanmadan birkaç gün önce bana telefon açmıştı sahibi. Bir haftalığına kiralayabilirim Nevşehir Belediyesi'ne demiştim. Hemen ardından da böyle bir şey olması da çok mutlu etti bizi. Şarj istasyonları yaygınlaşacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de şarj istasyonlarının yaygınlaşması için çalışıyoruz. Evet, öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. TOK'umuzun Nevşehir'de ilk defa gelmesi, belediye başkanının öncülüğünde ve belediyemizin makam aracı olarak gelmesi, aynı zamanda Kapadokya rengi olarak gelmesi bizi çok mutlu etti. Renk olaraktan hepsi birbirinden güzel ama bizim için daha çok Nevşehir olaraktan, Kapadokya bölgesi olaraktan Kapadokya rengi daha güzel. Türkiye son yılda savunma sanayisiyle, milli teknolojisiyle
hamle yapıyor. İnşallah bu teknolojilerimiz daha da çok artacak. Bu bir başlangıçtı. Allah izin verirse Türkiye yüzünün inşasında daha çok icraatlarla hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız başkanına devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Biz daha önce yapılan bir anket vardı biliyorsunuz Türkiye genelinde. Hangi TOGG'un hangi rengini beğendiniz anketi? O ankette zaten TOGG Kapadokya rengimiz birinci çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Halkımız böyle bir teveccüh göstermişti. Şimdi de belediyemizin, belediye başkanlığımızın, değerli başkanımızın da girişimleriyle böyle bir TOGG'a sahip olması, Kapadokya rengi TOGG'a sahip olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Türkiye artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, kendi gemisini yapan bir ülke. Çok şükür yıllardır 60 yıllık bir hayali Allah'ın izniyle bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı vizyonuyla gerçekleştirdik. Elhamdülillah önümüzdeki süreç içerisinde bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmek suretiyle bütün bu kazanımlara son hızımızla devam edeceğiz. İnşallah Nevşehir'imizde de bu ilk TOGG oldu değil mi başkanım? Nevşehir'imizde kamu kurumları arasındaki ama bir vatandaşımız kura'dan almış. Bir vatandaşımız da almış. Kamu kurumları arasındaki ilk inşallah önümüzdeki süreçte bütün kamu kurumlarımızda da TOGG'u kullanmış olmaya başlayacağız ve devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu güzel cuma gününde hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Bu gururu, bu onuru bize yaşattığı için Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu bir nişane, bu bir başlangıç. İnşallah bunun niceleri devam edecek. Tabii böyle bir güzelliği şehrimize kazandırdığı için ve Nevşehirli sadece belediye başkanımızın değil, Nevşehirli hemşehrilerimizin de inşallah hizmetine bu aracımız girecek. Onları da mutlaka belediye başkanımız bir araya getirecek. Bu muhteşem eserle buluşturacak. Kıymetli belediye başkanıma da ve şehrimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teknolojiden faydalanmak lazım yani. Ama bunun yerine hiç bekliyoruz. Somut falan tutmaz. Şehirde mi şu anda? Yazın biraz koyu olur. Ben videosunu izledim. Onun özürlü oluyor. Hani özü olmuyor. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Mutfağı kapsamında Kaymaklı'da düzenlenen programa katıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Kapadokya bölgesinin yeraltı şehirleriyle ünlü turizm yöresi Kaymaklı beldesinde hazırlanan programa katıldı. Düzenlenen programı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemik Kıran, Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı ve protokol üyeleri katılım sağladı. Vali Becel, Tarihi Kaymaklı Yemek Sanatları Merkezi'nde yöre kadınları tarafından hazırlanan yöresel ürünlerin tadına baktı. Et çek. Çek. Bak güzel var, düzgün yaptın. Ya yemeğini de sanki sana özel bir ürünmüşsün, yoğurmuşsun. Ha işte. Bu da uzmanlık gerekti. Tamam. Hadi pişti mi şey? Pişti. Gidiyor. Gelir. Nasılsınız? Nasılsın? Oğlan değil mi? Allah bağışlasın. Merhaba, hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüğümüzden dolayı çok mutlu olduk. Sizin aracılığınızla ilimize, Nevşehir'imize, Kaymaklı'ya gelen, gelmek isteyen, izleyen tüm seyircilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı, iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada bir hanım valiyle ilk kez bir araya geliyorum. Sizi tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. Bir kadın olarak da hakikaten beni mutlu ediyor. Şimdi böyle yapıyoruz bak. Ooo, sıcacık.
ve bu burada kurumaya bırak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yaklaşan Kurban Bayramı öncesi eski Reşadiye Stadı'ndaki Kurban Pazarı'nda yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda alışverişini yaparak kurban ibadetini en güzel şekilde yerine getirmesini amaçladıklarını belirten Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Burada çalışan personelle sohbet eden Başkan Yalçın, Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların hummalı şekilde yürütüldüğünü söyledi. Başkan Yalçın konuyla ilgili kısa değerlendirmede belediye hizmetleri sabahtan akşama, doğumdan ölüme, hayatımızın her anında, şimdi de Kurban Bayramı hazırlıklarına başladık. Hemşehrilerimizin en uygun ve sıhhi ortamlarda kurban alışveriş yapabilmesi ve kurbanlarını kesebilmesi için her yıl olduğu gibi Reşadiye eski futbol sahasında düzenlemeler yapıyoruz diye konuştu. Koca Sinan Belediyesi'nin gençlere yönelik düzenlediği Koca Sinan Teknoloji Festivali ile Teknofest gibi teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturdu. Koca Fest Festivali hakkında açıklama yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, festival ile büyük ve güçlü Türkiye yüzyılının inşasına büyük katkı sağlayacaklarını vurguladı. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini üreten, bireyler yetiştirilmesini hedefleyen Koca Fest ile Türkiye çapında büyük ses getirdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar şu ifadelerde bulundu. Gençler, yeter ki siz çalışın, yeter ki siz üretin. Biz her daim sizin yanınızdayız, destekçinizdir, destek olmaya da devam edeceğiz. Açılış konuşmasında bir şey söylemiştik. Dedim ki, Anadolu'nun ortasında dijital bir fidan diktik. Bu fidanı akılla, bilgiyle ve daha önemlisi gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz. Ve bu sözü bugün buradan yine tekrarlıyorum. İnşallah Kocafest gelecekte çok daha büyük işler yapacak bir teknoloji festivali haline gelmesi için sizlerin gayretleriyle, bizlerin desteğiyle inşallah daha iyi günlerde olacaktır diyorum. Hepinize bir kez daha. Gençler, hepinizi seviyorum, alnınızdan öpüyorum. Var olun, Allah'a emanet olun. Bu yarışmalar bizim gibi gençlerin ufkunu açıyor ve... Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.